Medya Haber'den merhaba. Yeni bir medya manşet programı ile karşınızdayız. Ama başlamadan önce hatırlatayım. Yarın televizyonumuzda yeni yayın dönemi başlıyor. Ve ben de medya manşeti önümüzdeki haftadan itibaren gazeteci arkadaşımız Mahir Üzmez'e devrediyorum. Artık önümüzdeki haftalarda Mahir Üzmez karşınızda olacak. Ben yine televizyonda yeni programlarla, yeni sunumlarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Bugün medya manşetin gündeminde iki konuğumuzla iki ayrı konuyu ele alıp tartışacağız. Sayın Ertuğrul Kürkçü HDP Onursal Genel Başkanı ile Sayın Abdullah Öcalan'ın Kürt sorununun ve Türkiye'nin demokratikleşmesinin gelişmesindeki rolünü özellikle 10 Ekim'de alanlara çıkan yüz binlerin verdiği mesaj üzerinden değerlendireceğiz. Yine Türkiye'de yoğun bir şekilde basına dönük baskılar var. Onları da yeni gözaltından çıkan gazeteci arkadaşımız Pınar Gayip ile konuşacağız. Medya manşet başlıyor. Evet, medya manşetin ilk başında her hafta olduğu gibi yine haftanın manşetleri var. Arkadaşlarımız haftanın manşetlerini sizler için derledi. Birlikte bakalım. Yeni Yaşam gazetesi 4 Ekim günü Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'la İmralı'da tutulan diğer 3 tutsağa verilen görüş yasağı cezasının ayrıntılarını sürmanşetinden verirken, HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun partiye dönük saldırılara karşı yaptığı açıklamayı da AKP-MHP kaybedecek sözleriyle manşetten verdi. Yeni Özgür Politika gazetesi 5 Ekim günü Erdoğan'ın Rojava'ya dönük tehditlerini gündeme taşıdığı haberinde KASED'e Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin işgal altındaki toprakların kurtarılacağına ilişkin sözlerini de artık zamanı geldi başlığıyla manşetinden gördü. Kars'a kayyum olarak atanan valinin belediye önünde kıldığı namazın görüntülerini 5 Ekim günü manşetinden veren Yeni Yaşam gazetesi, İlahiyatçı İhsan Eli Açık'ın Kur'an ayetlerine dayanarak söylediklerini namazlarında gafildirler başlığıyla manşete taşıdı. Evrensel gazetesi 5 Ekim günü üniversitelerdeki usulsüz atama ve harcamalarla diğer yolsuzlukları bina bile yok, atama ve maaş var sözleriyle manşetine taşıdı. Yeni Özgür Politika gazetesi 6 Ekim günü KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık'ın uluslararası komplo ve KCK'nin başlattığı hamleye ilişkin açıklamalarını tecritin kaldırılması yetmez sözleriyle manşetten verdi. Yeni Yaşam gazetesi HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın partisine dönük baskılarla ilgili açıklamasını 6 Ekim günü manşetine taşıdı. Sancar bu açıklamasında baskılara gerekçe edilen Kobane Serhaldanı için sivil bir komisyonun araştırma yapmasını önerdi. Bir Gün gazetesi 7 Ekim günü Erdoğan'ın yoksul halka yönelik söylediği sabredin sözlerini krize karşı reçete acıyı balayla manşetiyle okurlarına duyurdu. 15 günde bir yayınlanan Özgür Gelecek gazetesi 222. sayısında HDP'ye dönük saldırıları HDP diz çökmez, direniş ve dayanışma kazandırır sözleriyle öne çıkardı. 7 Ekim günlü Yeni Özgür Politika gazetesinin manşetinde 6-8 Ekim Kobane Serhıldanı sırasında devlet tarafından katledilen insanların aileleriyle yapılan söyleşilere yer verildi. Aileler bu söyleşilerde kıyamet gününe kadar katilleri aramaktan vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Rojava'da Kürtçe yayınlanan Ronay gazetesi 7 Ekim günü Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a dönük görüş yasağını sürmanşetten verirken, gerillaların Ermenistan'da savaştığına dair haberlerin yalan olduğunu belirten KCK Dış İlişkiler Sorumlusu Ronny Serdem'in açıklamasını ise manşetten verdi. Yeni Yaşam gazetesi 7 Ekim günü Van'da işkence edilerek helikopterden atılan iki köylünün haberlerini yapan Mezopotamya Ajansı muhabirlerinin gözaltına alınmasına ilişkin haberi "Çıplak gerçeği gizleme telaşı" başlığıyla manşetten gördü. 8 Ekim günü işçilerin üretim artışından pay alamamasını, sömürü katmerlendi sözleriyle manşetine taşıyan Evrensel Gazetesi, haberinde işçilerin canının pandemide hiçe sayıldığını gösteren gelişmelere de yer verdi. Yeni Özgür Politika gazetesi PKK Yürütme Komitesi'nin Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a dönük tecrit ve uluslararası komplo ilişkin açıklamasını, insanlığın selameti için yıkılmalı sözleriyle 8 Ekim günkü manşetine taşıdı. Yeni Yaşam gazetesi 8 Ekim günü JITEM çetelerinin Amed'in Pasur ilçesinde 8 kişiyi yakarak, 3 kişiyi de helikopterden atarak katlettiği köylülerin hak arayışını, Van'da yaşanan helikopterden atarak katletme suçunu da hatırlatarak helikopterden atma JITEM'den miras sözleriyle manşetten verdi.
Ermenice ve Türkçe yayınlanan haftalık Agos gazetesi 9 Ekim günlü 1266. sayısında Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki savaşın büyüttüğü kin ve nefreti nefret nefessiz bırakıyor diyerek manşetten verdi. Cumhuriyet gazetesi çoklu baro yasasını çıkardığı halde istenilen sayıya ulaşamadıkları için yandaşlarına baro kurduramayan AKP-MHP iktidarının kamu avukatlarına dönük tehditlerini ya yeni baro ya da sürgün sözleriyle 9 Ekim günü manşetine taşıdı. Haftalık Atılım gazetesi 9 Ekim günlü 447. sayısında ezilenlerin Sosyalist Partisi ile Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu'na yönelik soykırım saldırılarını korkunun ecele faydası yok sözleriyle manşetine taşıdı. Gazete saray faşizminin yıkılacağını yazdı. Yeni Özgür Politika gazetesi 9 Ekim günkü sayısında Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'la İtalya'da olduğu dönemde görüşen İtalyan siyasetçi Angela Belli ile yapılan özel söyleşiyi Öcalan'la 3 saat sözleriyle manşetine taşıdı. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a dönük uluslararası komplo 9 Ekim günü Yeni Yaşam gazetesinin de manşetindeydi. Haberinde komplonun amacı tüm Orta Doğu'ydu başlığını kullanan gazete, amacın Kürt dinamiğini engelleme olduğunu yazdı. Haftalık Kürtçe gazete Hoybun, Van'da helikopterden atılan köylülerin haberini yapan 4 gazetecinin tutuklanmasını, gazetecilerin tutuklanmasıyla hakikatin üstü örtülemez sözleriyle manşetinden gördü. Gazetenin alt manşetinde ise balonu üflüyorlar sözleriyle iktidarın ekonomik krizi görünmez kılmak için yürüttüğü algı propagandalarına yer verildi. 10 Ekim Ankara Gar katliamının aynı günlü gazetede hakikat ortaya çıksın, kamu görevlileri de yargılansın sözleriyle sürmanşetten gören Evrensel gazetesi, manşetinde ise iktidarın işçi ve emekçileriyle patronlara ve sermaye gruplarına dönük ayrımcı politikalarını öne çıkardı. Yeni Özgür Politika gazetesinin 10 Ekim günlü sayısının manşetinde Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a dönük teşhirte karşı dünyanın dört yanında geliştirilen eylemler vardı. Manşetinde 10 Ekim Dünya Öcalan'a özgürlük gününü de öne çıkaran gazete, haberinde sıra özgürlükte başlığını kullandı. Yeni Yaşam gazetesi 10 Ekim günü İmralı heyeti üyesi Kürt siyasetçi Hatip Dicle ile yapılan söyleşiyi, Öcalan'ın özgürlüğü barış getirir başlığıyla sürmanşetinden verirken, 10 Ekim Ankara Garı katliamının 5. yıl dönümünü hatırlatan haberini ise hükümet sorumlu başlığıyla manşetten verdi. Geçtiğimiz hafta 9 ve 10 Ekim günlerinde dünyanın neredeyse her tarafında alanlar hareketliydi. 9 Ekim'de uluslararası komployu, 10 Ekim'de ise Dünya Öcalan'a özgürlük günü nedeniyle insanlar sokaklara çıktı. Bunları konuşacağız ama öncesinde o alanlardaki hareketlilikten bir haber derledi arkadaşlarımız. Onu birlikte izleyelim. Hemen ardından Sayın Ertuğrul Kürkçü ile konuşacağız. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a dönük 9 Ekim 1998'de gerçekleştirilen uluslararası komplo 22. yıl dönümünde Türkiye ve Kürdistan'ın yanı sıra dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilen eylemlerle protesto edildi. HSK'de binlerce kişi alanlara akın ederek 9 Ekim komplosunu kınadı. Dırbesiye'de kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirildi. Mahmur mülteci kampında yaşayan halk da alanlardaydı. Ahmet de halk kitlesel bir katılımla uluslararası komployu kınadı. İstanbul'da HDP Avcılar İlçe Örgütü basın açıklaması gerçekleştirerek komployu protesto etti. Polisin engellemelerine rağmen Eli Halkı yaptığı açıklamayla Önder Apo'ya yönelik komployu kınadı. Rıha'da halk HDP il örgütü binası önünde, Mardin'de HDP milletvekilleri halkın katılımıyla, Şırnak'ta HDP il örgütü binasında, Çevlik'te düzenlenen panelle, Adana'da HDP öncülüğünde düzenlenen etkinlikle Önder Öcalan'a dönük uluslararası komplo Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da da geniş katılımlarla protesto edildi. Uluslararası komplo Güney Kürdistan'ın birçok kentinde düzenlenen etkinliklerle de protesto edildi. Kandil bölgesindeki halk Önder Apo için yürüdü. Halepçe halkı kent merkezindeki açıklamayla Önder Apo'ya özgürlük istedi. Deyevye zörtirin, haku ziyatirin berjevendiv, satoy koy beparezyev, fravantırpka.
Önder Apo'ya yönelik gerçekleştirilen uluslararası komplonun yıl dönümü Avrupa kentlerinde protesto edildi. Fransa'nın Marignan ve Bordeaux kentlerinde, Paris'in Villiers-le-Bel banliyosunda, Fransa'nın Lorient kentinde, Rennes kentinde, Almanya'nın Aurich kentinde, Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Almanya'nın Duisburg ve Stuttgart kentlerinde, yine Almanya'nın Mannheim ve Kassel kentlerinde, İsviçre Basel'de, Cenevre'de, dünyanın dört bir yanında yüz binler Önder Öcalan'a dönük komployu protesto etti. Bu yıl komploya karşı etkinliklerde öne çıkan olgulardan biri de küresel Öcalan'a özgürlük inisiyatifinin çağrısıyla belirlenen 10 Ekim Dünya Öcalan'a Özgürlük Günü'ydü. Kürt sorununun çözümü ve demokratikleşmenin Abdullah Öcalan'ın özgür olarak rolünü oynamasından geçtiğinin altı çizilerek ilan edilen 10 Ekim Dünya Öcalan'a Özgürlük Günü nedeniyle Avrupa başta olmak üzere yüz binler 10 Ekim günü de ayaktaydı. Artık tecrite karşı gelmek yetmez, zamanı geldi. Reber Öcalan özgür olmalı şiarıyla düzenlenen gösterilerde ağırlıkla Öcalan'a özgürlük taleplerinin öne çıktığı sloganlar atıldı. Evet, arkadaşlarımızın derlediği haberlerden, derlediği etkinliklerden derlediği görüntüleri izledik. Aslında küçük bir bölümüydü ama gerçekten abartı değil. Dünyanın her tarafında yüz binlerce insan Sayın Öcalan'ın özgürlüğü için alanlara çıktı. Bunu konuşacağız dedik. HDP Onursal Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü Skype'ye attığımızda. Sayın Kürkçü, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Doğrusu iki gün, biri komploya dönük protesto etkinlikleri, diğerleri ise Dünya Öcalan'a Özgürlük Günü olarak 10 Ekim'de insanlar alanlara çıktı ama artık özgürlük zamanı diyenler aslında bir şeye de dikkat çekiyor. Yani Sayın Öcalan Kürt sorununun çözümünde, Türkiye'nin demokratikleşmesinde rolünü oynayabilir. Oynaması için mutlaka özgür olmalı. Bu anlamda siz de uzun dönemdir siyaset yapan, deneyimli bir siyasetçi olarak, Avrupa'yı da yakından bilen, Türkiye'yi de yorumlayabilen bir siyasetçi olarak, doğrusu Sayın Öcalan'ın özgürlüğüyle, Sayın Öcalan'ın rolünü oynayabilmesiyle ilgili ne dersiniz? Bir ikincisi, yani gerçekten bunun sağlanabilmesi için ne olması, ne yapılması lazım? Yani her şeyden önce bu bir varsayım değil, bu hakikat ve Türkiye bu hakikatte 2013-15 arasında çok yaygın bir biçimde yüzleşti o açıdan. Yeni ve malum olmayan bir şeyden söz ediyor değiliz. 2013-15 arasındaki çözüm ve müzakere dönemi çok büyük bir bölümü Öcalan'ın İmralı Adası'ndaki tutulduğu cezaevinde ve hem kamu görevlileri hem HDP heyeti ve Öcalan'ın kendisi olmak üzere oluşan üçlü heyetler arasında ya da üçlü temsiliyet arasında değerlendirildi ve bu dönem bu müzakerelerin önünü açan hükümetin özel olarak bu süreci denetleyen bakanlarından Beşir Atalay şöyle demişti: görüşlerini beğenirsiniz, beğenmezsiniz, katılırsınız, katılmazsınız. Öcalan Kürtlerin lideridir. Şimdi bunlar hepsi tarihte yerini aldı. O nedenle biz şimdi bu sürecin söndürülmüş olmasının anormal, bu sürecin sürdürülmesinin eşyanın tabiatına, olayların gidişine uygun olduğunu görmeli, kabul etmeli ve bunun gereğini yapmalıyız. Öcalan'ın rolü budur. Bu bir tartışılabilir mesele değildir. Bugünkü hükümet aynı lider tarafından ama iki ayrı hükümet ile şimdi bu sürecin tam tersini gerçekleştirmeye, Öcalan'ın liderliğini tartışılır kılmaya ve onun arkasındaki halk desteğini havaya uçurmaya çalışıyor. Bunun savaş ve faşizmden başka hiçbir şey getirmediğini hep birlikte görüyoruz. O yüzden Öcalan'ın tarihsel rolünü oynamasıyla demokratik gelişme arasında karşılıklı bir bağ ve doğrusal bir orantı var. İkincisi, Öcalan'ın sözü bu tarihsel liderliğin eseri olduğu için başka herkesin sözünden
daha çok bağlayıcı. Çünkü o sadece kuzeyle kendisini bağlayan değil, aynı zamanda Rojava ile, aynı zamanda Başur'la, aynı zamanda Roşilat'la da kendisini ilişkilendiren bir genellik, kapsayıcılık ve bir hitap alanı genişliğiyle birlikte var oluyor. Ve sadece burada değil, aynı zamanda diasporada, dünyanın dört tarafında, Kürtlerin yaşadığı her yerde ve Kürtlerin dostlarının yaşadığı her yerde Öcalan'ın bir ikna gücü var. Öcalan'ın eserleri dünyanın belli başlı bütün dillerine çevrildi. Ben şahsen Avrupa'da tanık olduğum kadarıyla İtalya'da, Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da doğrudan doğruya Öcalan'ın eserlerini çalışan ve bunların etrafında bir entelektüel blok oluşturan yapılar var. Sadece burada değil. Mesela Kolombiya'ya gittiğimde, Kolombiya'da doğrudan doğruya Öcalan'ın eserlerini çalışan entelektüeller, akademisyenler ve halk önderlerinden oluşan bir yapıyla karşılaştım. İngiltere'nin en büyük işçi sendikaları federasyonu, 1,5 milyon işçiyi temsil eden United Union sendikası doğrudan doğruya Öcalan'ın düşünceleri etrafında kendilerini tarif ediyorlar. Şimdi bu genişlik içerisinden baktığınızda Öcalan'ın sadece lokal bir mücadelenin değil, aynı zamanda dünya çapında kabul edilen, yani Kürtlerin özgürlüğü dendiği zaman ve Türkiye'de de demokrasi dendiği zaman iki anlamda da, iki cephesinde de mücadelenin Öcalan'ın belirleyiciliği apaçık. Şu halde burada Öcalan'ın özgürlüğü uğruna mücadele, aynı zamanda demokrasi ile faşizm arasındaki mücadelenin de mihenk taşlarından birisi oluyor. Bakın, Öcalan ne zaman kitlesine hitap edebilmiştir? Ne zaman cezaevinin dışına taşması için kapılar, pencereler açılmıştır? O zaman Türkiye'de herkes demokrasiden daha çok nasiplenmiştir. Demokratik bir şölen gibidir 2013-15 arasını düşünecek olursak. Şimdi bu günleri dönmek değil, bunların ilerisine geçmek ve Öcalan'ın bir demokratik açılımın öznesi, unsuru olması için çaba göstermek, eşyanın tabiatı, olayların gidişinin doğal karşılığı. Ancak burada bir tane büyük sorunumuz var. Bu mesele... Anlatabilir miyim müsaade ederseniz arada? Evet. Yani bu anlattıklarınız evet. Sonuç itibarıyla yaşanan, evet, fiili olarak görülen şeyler. Peki aynı devlet bugün çok daha farklı bir politikayla savaşı büyütüyor. Bir ikincisi, gerçekten bunu yaparken sadece Türk devleti kendi iradesiyle mi yapıyor? Yoksa o 9 Ekim 1998'de bir komplonun içerisinde yer alanlar aynı zamanda bugün yaşama geçirilen siyasetin de sürdürücüleri arasında mı? Yani bu handikapı aşmak için ne yapılabilir ve yaşanan hakikatle bağlantısı nedir? Şimdi bu tabii biraz tartışma götüren bir durum var. Ben şunu söyleyebilirim. Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti yerli yerinde duruyor görünse de devletin biçimi değişti. Türkiye şimdi bir faşist diktatörlüğe doğru. Açık bilin, yani bir baskıcı, otoriter bir rejim ya da liberal özgürlüklerle otoriter ilkelerin bir arada sürüp gittiği bir rejim olmaktan çıktı. Faşizmin inşasına doğru giden bir rejimle yüz yüzeyiz. Dolayısıyla Öcalan'ın özgürlüğü için müzakere edilecek olan devletin de ya da rejimin de şimdi bir değişikliğe uğraması gerekiyor. Yani bizim bir muhatap yaratma mecburiyetimiz var. Her ne kadar iki rejimin de başında Tayyip Erdoğan duruyor idiyse de şimdi bir üçlü ortaklık, Ergenekon, MHP, AKP ortaklığı başka bir rejime tekabül ediyor. Bizim için Öcalan'ın özgürlüğüyle
demokrasi eğer eşdeğer ise demek ki bizim bu rejimin yerine bir demokratik rejimin, en azından müzakereye açık bir rejimin geçmesini de mücadelenin hedefleri arasına koymamız lazım. Yani bugünkü rejim taktik değiştirerek müzakere tabiatına geçemez. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hükümeti değildir artık karşı karşıya kaldığımız hükümet. Bu bir faşist, otokratik bloktur. Bu blokun iktidarına son vermekle Öcalan'ı özgürleştirmek ve demokrasinin önünü açmak Türkiye'de hepsi bir araya gelmiş tek bir mücadelenin dinamikleri oluşturmuştur. O yüzden şöyle diyebiliriz. Bugünkü muhalefet partileri isterlerse Kürtlerin özgürlük mücadelesi programına şerhler düşsünler. Kürtlerin özgürlük mücadelesiyle ortaklık kurmadıkça bu rejimden kurtuluşları mümkün değildir. Bugün Öcalan ve Kürtlerin özgürlük mücadelesi, dolayısıyla demokrasi ve burada HDP'nin rolü, bunların hepsi iç içe geçmiştir. O açıdan Öcalan şimdi daha az sesi duyuluyor ve yasaklarla daha çok hücresinin içerisine doğru kapatılıyor. Fakat ona duyulan ihtiyaç, onun müdahalesine duyulan ihtiyaç da bu basınçlar arttıkça daha çok artıyor. O yüzden Öcalan'ın belirleyiciliği bugün çok daha açık bir biçimde görülüyor. Bizler de bu belirleyiciliği siyasete dönüştürmek için gerekenleri yapmakta yükümlüyüz. Son soru, mümkünse kısaca da yanıtlamanızı isteyeceğim. Biraz önce kısmen sordum ama biraz daha açmanız için soruyorum. Kürt dinamikleri, dostları belli ve bu konuda büyük bir sahiplenme içerisinde. Kürt siyasetinden de büyük bir sahiplenme var. Ama diğer taraftan dünyada özellikle sizin bahsettiğiniz kesimler dışında ciddi anlamda Türkiye devleti üzerinde baskı kurabilecek uluslararası aktörler tarafından da bir rol edinilmesi gerekiyor bu. Bunu nasıl sağlamak mümkün ya da gerçekten o konuda bir adım atılabilir mi? Çok, bu konuda da tabii ki çok haklısınız. Şu an sadece Türkiye'de değil, hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Avrupa'da hem dünyanın diğer kıtalarında otoriter, totaliter yöneticilerin giderek artan bir hakimiyetleri var ve uluslararası sorumluluklar üstlenmek yerine devletler kendi içlerine kapanmaya, işte yaşasın benim devletim bayrağı altında uluslararası emperyalist rekabetin bayrağını yükseltmek peşindeler. Bu tabii elverişli koşullar değil, fakat şöyle bir başka şey var. En az bunlar kadar bunlara karşı direniş ve itiraz da kendisine karşılık buluyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin Kasım ayında gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerinde Trump'ın tam tersi siyasetleri savunanların da kazanma ihtimali o kadar yüksek. Almanya'da Merkel'in kendi başına gitmesi mümkün değil. Yükselen güç yeşiller ve sol. Dolayısıyla önümüzdeki yıl pekala Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde belirleyici olan zeminlerde siyasi değişiklikler mümkündür. Bunlar kollayarak, bu dalganın üzerinde yükselerek bunun uluslararası cephesini de kurmak mümkün olacaktır. Çok teşekkürler Sayın Kürtçü. Emek verdiniz, zaman harcadınız. Sağ olun. Evet, gazetecilere baskıları da konuşacağız dedik. Bu hafta özellikle hakikat haberciliği yapan gazeteci arkadaşlarımızın da tutuklanması üzerine bir haber hazırladık. O haberin hemen ardından da henüz yeni gözaltından çıkan gazeteci arkadaşımız Pınar Gayip'le konuşacağız. Van'ın Şah ilçesinde 10 Eylül günü askerler tarafından gözaltına alındıktan sonra 2 gün kendilerinden haber alınamayan Servet Turgut ve Osman Şivan'ın Van merkezdeki bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındıklarına ilişkin ilk haber 13 Eylül günü Mezopotamya Ajansı'nda yer aldı.
Ajans muhabirleri haber takibiyle birlikte yaşanan durumun sıradan olmadığını öğrendiler. Ardından Osman Şiban ve Servet Turgut adlı köylülerin askerlerce gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldığını tanık beyanları üzerinden haberleştirdiler. Van Valiliği bu haberleri yalanladı, yüksekten düşme açıklaması yaptı. Mezopotamya Ajansı muhabirleri bu kez olayın valiliğin açıkladığı gibi yüksekten düşme değil, helikopterden atılma biçiminde yaşandığını hastane belgeleriyle birlikte yayınladılar. Ajans bu haberleriyle biri hafıza kaybı yaşamaya devam eden, diğeri de bulunduğu yoğun bakımda kurtarılamayarak yaşamını kaybeden köylülerin askerlerce işkence edildikten sonra helikopterden atıldıklarını Türkiye'nin gündemine taşıdı. Mezopotamya Ajansı'nın Van Bürosu muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur'la Jinnivs muhabiri Şehriban abi ve gazeteci Nazan Sal'a bu haberler gerekçe edilerek 6 Ekim'de gözaltına alındı. 9 Ekim'de devlet aleyhine toplumsal olayları haber yaptıkları gerekçesiyle örgüt üyeliği iddiasıyla mahkemeye sevk edilen muhabirler, sorgularının ardından karara resmen yazılmasa da helikopterden atılan iki köylünün durumunu açığa çıkarıp haberleştirdikleri için hapse konuldular. Son haftalarda gazetecilere dönük saldırılar Mezopotamya Ajansı ve Jinnivs muhabirleriyle sınırlı kalmadı. Ezilenlerin Sosyalist Partisi SP ile Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu SDGF'ye dönük siyasi soykırım saldırılarında gazeteciler de hedefe konuldu. Gözaltına alınan 20 sosyalistin tamamı savunmalarının ardından serbest kalırken gazeteci Pınar Gayıp da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Onlarca gazetecinin hala tutsak olarak bulunduğu Türkiye ve Kuzey Kürdistan hapishanelerinde Erdoğan rejimi, hak ihlalleri, baskı, işkence ve ölümlerin kamuoyuna yansımaması için muhalif basına ve gazetecilere saldırmayı sürdürüyor. Basına ve gazetecilere, özellikle meslektaşlarımıza dönük baskıları haberleştirdik. Onu Pınar Gayıp, ETA muhabiri, gazeteci arkadaşımızla konuşacağız. Pınar, merhaba, yayınımıza hoş geldin. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkürler, ben geçmiş olsun diyerek başlayayım. Çünkü gözaltından da yeni çıktın. Dün sana ulaşmamız da biraz zor oldu. Hep alanlarda haberin içindeydin, vazgeçmedin. Vazgeçmeyeceğini de gösterdin. Doğrusu haberi kurgularken biraz önce izledim belki. Daha çok helikopterden atılma üzerinden suçluların yargılanması gerekirken olayı tüm ayrıntılarla açığa çıkaran gazeteci arkadaşlarımız tutuklandı. Ama bu yeni bir olay değil tabii, çokça yaşanır. Fakat bu son dönemde özellikle artmasını neye yormak gerekir? Bir de özellikle bu helikopterden atmayla birlikte ortaya çıkan olguyu da belki değerlendirmeni isteyebilirim senden. Buyurun. Öncelikle teşekkür ederim. Aslında dünyanın her yerinde egemenlerin biz gazetecilere dayatmış olduğu bir şey var. Diyorlar ki ya bizim size verdiğimiz bilgilerle haber yaparsınız ya da biz size hareket edecek alan bırakmayız. Siz bu alanı genişletmeye çalışırsanız da bunun karşısında size bedel ödetiyoruz diyorlar. Aslında Van'daki bu helikopterden atılma suçunu haberleştiren arkadaşlarımız da bu egemenlerin dayatmasının son bir pratik örneği oldu. Dört arkadaşımız, dört meslektaşımız bu haberlerin nedeniyle hedef gösterildiğine tutuklandı. Aslında onlar gerçekten büyük bir cesaretle gazeteciliğin nasıl yapılması gerektiğini göstermiş oldular bize. El üstünde tutukları getirirken arkadaşlarımız gözaltı ve tutuklanma saldırısına maruz kaldılar. Bu da şöyle, arkadaşlarımız bunu yapmamış olsaydı eğer devletin işlemiş olduğu bir suçun üstü örtülmüş olacaktı ve biz helikopterden atılmayı 90'larda uygulanan bir yöntem olarak hafızalarımızda kalmaya devam edecekti. Arkadaşlarımızla birlikte zaten son tutuklanma sayısı 89 oldu. 89 arkadaşımız şu anda tutuklu ve her biri de yaptığı haberler nedeniyle hedef gösterildi ve tutuklandılar. Bunu bu şekilde yorumlamak yanlış olmayacaktır diye söylüyorum. Çünkü gerçekten özür dileyerek çok büyük bir hışırtı var. Neden kayıp? Pardon. Şu anlıkta. Peki, ben bir dakikanı rica edeceğim senden, ses kanalını değiştirecekler. Şöyle diyelim arkadaşlar, yani biraz önce Pınar da ayrıntılarını vermeye başladı. Özellikle son dönemde yaşanan
gazetecilere dönük baskılarla ilgili işte yapılan haberlerle bağlantılarıyla ilgili uzun zamandır aslında bunu söylüyoruz. Türkiye'de basına dönük çok ciddi bir baskı var. Özellikle 2015'ten sonra iktidarı tekçileştiren, diktatörleştiren devlet bunun ilk adımını basının sesini kesmekle yaptı. Yani Türkiye'de artık %95'lerde diyorduk basının kontrolü ele almış. Ama bugün baktığımızda bu kontrolün neredeyse %97-98'lere çıktığını söylemek mümkün. Hatta son dönemde çıkardığı yasalarla sadece yazılı ya da görsel ya da işitsel basını değil, aynı zamanda sanal medyayı da kontrol altına almaya dönük adımlar atmaya başladılar. Bu yetmez. İletişim Başkanlığı'ndan da birçok adımlar attılar. Hazır mı arkadaşımız? Peki Pınar, hışırtıyla devam edeceğiz ne yazık ki. Sesle ilgili bir problem var. Sen biraz sesini yükseltirsen daha iyi olur. Ben kısa şeyler özetledim ama lütfen kaldığın yerden devam et. Öyleyse şimdi baştan almakta yarar var. Dünyanın her yerinde bize dayatılan bir şey var egemenler. Ya onların bilgiler doğrultusunda onların istedikleri haberi yapacağız. Ya da bize bir alan, bir saha bırakmayacaklar ve biz diretir de bu alanı genişletmeye çalışırsak bunun da karşısında bir bedel ödetmeye çalışıyorlar. Başka bir şey bununla bağlantılı sormak istiyorum. Yani SALT haberleri ya da medyayı kontrol altına almaya dönük bir çaba mı? Yoksa daha başka yeni hazırlıklar içerisindeler mi? Yani çünkü bu iktidar her yeni adım attığında, baskıyı arttıran ya da saldırıyı arttıran her yeni adım attığında basını güçlü bir şekilde vurmaya başladı. Bu nedenle ilgili yani önümüzdeki döneme ilişkin özel bir şey söylenebilir mi? Çünkü işkence hiçbir zaman bu kadar açık savunulmamıştı Türkiye'de. Cinayet hiçbir zaman bu kadar açık savunulmamıştı Türkiye'de. Elbette ki ve bunun demiyor işkence ayyuka çıktı, kaçırmalar ayyuka çıktı, gözaltında kaybetmekle tehditler açığa çıktı ve bunlar her yaşandığında bunu yaşayan insanlara da kesinlikle medyaya haber vermeyeceksiniz, kesinlikle konuşmayacaksınız şeklinde de telkinlerde bulunuyorlar zaten. Hem gerçeklerin haberleştirilmesini, gerçeklerin halka ulaşmasını da engellemeye çalışıyorlar. Hem de basını da denetleme altına, yani basını da kendi basını olarak yaratmaya çalıştıklarını söylemek yanlış olmayacak iktidar tarafından. Bunu da belirtmek gerekecektir. Tam da son yaşadığımız dönemde arkadaşlarımızın gözaltına alınması, tutuklanması da aslında zaten bunun örneklerinden bir tanesi. Bir suçu belgeledikleri için, bir suçu teşhir ettikleri için onların nezdinde sırada verilen bir mesaj da oldu. Susun, görmeyin, duymayın, haberleştirmeyin yönünde de aslında tüm meslektaşlarımıza, tüm gazetecilere yönelik de bir mesaj vermiş oldular arkadaşlarımızın tutuklanmasıyla birlikte. Peki, hem sizin gözaltına alınmanızda hem Mezopotamya Ajansı'ndan arkadaşlarımızın tutuklanmasında özellikle sanal medya üzerinden büyük bir dayanışma gördük. Çok ciddi tepkiler de vardı. Geniş bir kesim tarafından helikopter haberini yapan arkadaşların tutuklanmasıyla ilgili ortaya çıkan duruma ilişkinde böyleydi. Bu dayanışmanın bir etkisi var mı? Ya da bu dayanışma üzerinden yeni bir dönem ortaya çıkarabilmek mümkün mü? Ya da gerçekten bu dayanışma içeriye nasıl yansıyor? Dayanışmanın güzelliği gerçekten çok başka bir duygu. Çünkü bizim özgür basının geleneğini sürdürmek gibi bir iddiamız var ve bu şekilde hareket ediyoruz aslında. Gözaltına her alındığımızda ya da tutuklandığımızda biliyoruz ki kalemlerimiz birbirine emanet. Çünkü meslektaşlarımız yarım bırakmak zorunda kalan işleri, dışarıda olan meslektaşlarımız yarım bırakılan işleri devam ettirecekler, tamamlayacaklar. Çünkü bu iddiayla hareket ediyoruz aslında.
Dayanışmanın güzelliği de buradan geliyor. Fakat şöyle de bir şey söylemek de gerekir. Bugün arkadaşlarımızın tutuklanmasıyla birlikte 89 gazeteci tutuklu. Bazılarının ismi bilinmiyor, bazıları gündemleştirilemedi. Bu dayanışmayı daha çok arttırmak, daha çok gündemleştirmek, daha çok yaymak gerekiyor. Çünkü bugün dayanışma dediğimiz şey aslında artık gazetecilik suç değildir den ya da filanca kişi yalnız değildir ya da filanca gazetecinin gazeteciliğine tanığınızın da ötesine geçmesi gereken bir durumda. Çünkü çok ciddi bir şekilde basına yönelik saldırı var. Basın susturulmaya çalışıyor. Halkın haber alma hakkı engellenmeye çalışıyor. Gerçeklerin üstü örtülmeye çalışıyor. Bu dayanışmayı daha kuvvetli yükseltmemiz, her bir arkadaşımız için bu dayanışmayı sergilememiz ve mücadele etmemiz gerekiyor. Buradan tüm meslektaşları aslında böyle bir çağrıda da bulunmam gerekiyor. 89 arkadaşımız tutuklu fakat liste sürekli olarak güncelleniyor. Siz de belirttiniz zaten basına yönelik saldırılar Türkiye'de ilk değil. Bunun geçmişi de var. Daha önce ajanslar kapatıldı, gazeteler basılmasın diye matbaalar kapatıldı, yasaklandı. Gazetelerin dağıtımları engellendi, dağıtımcılar gözaltına alındı. Bu dayanışmayı farklı bir boyuta getirmek gerekiyor, daha da yükseltmek gerekiyor. Bunun için mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü çok ciddi bir baskı var. Ancak birlikte mücadeleyle bu baskıları bertaraf edebiliriz, aşabiliriz, yenebiliriz. Diğer yandan da şöyle bir şey de söylemek gerekecektir. Biz bu özgür basın geleneğini sürdürme iddiasında olan gazeteciler bu iddianın ne kadar büyük olduğunun farkındayız. Ve elimizden geldiğince bunu gerçekleştirmeye çabalıyoruz. Ve bunun için de yani halkın haber alma hakkı için gerçekleri haberleştirmek için de bir bedel ödemek gerekecekse gözaltısından tutuklamasına yahut da daha başka şekilde bunu bir şekilde yerine getireceğiz. Bundan asla geri adım atmayız. Ancak diğer yandan da halkın gerçeğe erişim hakkını da savunması gerekiyor gazeteciler kadar. Birlikte dayanışmayla ve mücadeleyle bu saldırıları boşa çıkarabiliriz. Ancak bu şekilde gazetecilerin susturulmaya çalışmasını engelleyebiliriz. Çok küçük, kısaca zamanda daralıyor çünkü. Özellikle basın meslek örgütlerinin tutumuna ilişkin ne denebilir? Çünkü sonuç itibariyle gazetecilerin örgütlü olduğu çokça basın meslek örgütü var ama bunların bir kısmı da aynı zamanda muhalif gazetecilerin örgütlendiği basın meslek kurumları. Onların tutumuna ilişkin belki birkaç cümleyle ne söylenebilir yanıtlarsan sevinirim. Az önce de söylemiştim aslında bazı gazeteci arkadaşlarımızın gözaltısına ya da tutuklanmasına ya da haklarında soruşturma açıldığında çok fazla gündemleştirilmiyor maalesef. Bir tık belki adı daha çok duyulan arkadaşlarımız çok gündem oluyor. Onlarla dayanışma daha yüksek şekilde gerçekleşiyor. Buradan basın meslek örgütlerine bunu söylemek gerekiyor. Her bir gazeteci için mücadele etmek gerekiyor. Her bir gazeteci için sokağa çıkmak gerekiyor. Çünkü gazetecilik suç değildir dediğimizde bu sadece belli başlı isimler için değil, her gazeteci için bu mesleğin hakkını vererek mücadele eden her bir gazeteci için geçerli. Onlar bakımından da belki bunu söylemek gerekiyor. Benim için ya da Van'daki arkadaşlar için ya da daha önce belli başlı arkadaşlar için çok ciddi, çok büyük dayanışmalar sergilendi. Ancak dediğim gibi ismine dair bir tweet dahi atılmayan arkadaşlarımız gözaltına alındı, tutuklandı. Bunları öne çıkartmak gerekiyor aslında. Bazen işte basın meslek örgütlerinin yapmadıklarını biz kendimiz yapmaya çalışıyoruz, duyurmaya çalışıyoruz, gündeme getirmeye çalışıyoruz. Bu konuda biraz daha hassas olunmalı, daha çok dayanışmanın sergilenmesi gerekiyor diyebilirim aslında. Ben de Medya Manşet'in bugün benim sunumumla yapılan son programında sizin bu sesiniz olacağını, önümüzdeki dönemde de buna devam edeceğini söyleyeyim. Gazetecilik suç değildir ve içeride olan her gazeteciye aynı kapsamda yaklaşmak da bizim görevimizdir. Çok teşekkürler Pınar, tekrar geçmiş olsun. Köşe yazılarıyla devam edeceğiz. İlk köşemiz Yeni Özgür Politika'dan Ziya Ulusoy yazmış. 10 Ekim'in hesabını sormak.
Erdoğan faşizminin karakterinin sembolü Suruç, 10 Ekim Ankara ve Cizre Sur katliamlarıdır. 10 Ekim'de siyasi ve sendikal güçler kirli savaşa karşı barış için seslerini birleştirerek yükseltmek istedi. Erdoğan barış için alana gelen kitleye vurucu güç olarak IŞİD'li katilleri kullanarak saldırdı. 103 can alarak şok ve dehşetle demokratik sosyalist güçleri teslim almak istedi. Amacı politik İslamcı faşizmi kalıcı olarak inşa etmekti. Yeni faşist rejim ancak kirli savaşa karşı enternasyonel kardeşliği yükseltenlerin kanını dökerek kalıcı olabilirdi. Faşist şef bütün saldırılarına rağmen direnişi sona erdiremedi. Erdoğan faşizminin zayıf yönü bütün saldırılarına rağmen direnişi yenememesidir. Bu gerçek Rojava ve Haftanin'de faşizmin işgalci savaşları içinde fazlasıyla geçerlidir. Bir daha asla diyebilmek için 10 Ekim'in hesabını Erdoğan'dan sormak, direnişi kitlelere yayarak güçlendirmek şarttır. Erdoğan'ı yenilgiye götürmek de buradan geçer. Suruç katliamının hesabını sorma mücadelesinde her ay ve her yıl dönümünde hatırlatma, açıklama ve gösterileri 10 Ekim içinde yapılmaya çalışılıyor. Bu mücadelenin kitlesel büyütülmesi 10 Ekim'in hesabını sorma mücadelesinin diğer biçimidir. Bu yıl çok sayıda üyesini şehit veren KESK her yerde saygı duruşu yapma kararı aldı. Bunu görkemli kitleselliğe dönüştürmek faşizme karşı olan herkesin görevidir. Çünkü faşizm ancak direnişten ve direnişin kitleselleşmesinden korkar. Vurgulanmalı ki Erdoğan faşizminin kitle dayanağının olduğu Batı'da Türk emekçileri arasında faşizme karşı kitleyi direnişe seferber etmek, dengenin demokratik ve sosyalist güçler lehine değişmesinde tayin edici rol oynayacaktır. 10 Ekim'in hesabını sormanın diğer boyutu, Suruç'un Cizre Sur'un hesabını sormak için güçleri birleştirerek kitleselleştirmektir. 10 Ekim'in hesabını sormak, Erdoğan'ın mevcut ve yayacağı işgalci savaşa karşı mücadeleyi yükseltmeyi gerektiriyor. Erdoğan faşizmine karşı direnişin en çetin bölümünü fedakarca omuzlayan Kürt özgürlük mücadelesi, 10 Ekim'de faşizmi yenme amacına bağlanmış hamle başlatıyor. 10 Ekim'in hesabını sormak bu mücadeleyle omuz omuza özellikle Batı'da direnişin kitleselleştirilmesini gerektirir. Direnişi kitleselleştirmek 10 Ekim'in hesabını sorma ve Erdoğan faşizmini yenmede kilit rol oynayacak, halklara, işçi sınıfı ve ezilenlere bahar mevsimini açmanın kapısı olacak. Erdoğan her gün yeni bir yerde yeni bir kriz başlatmakta usta. Fehim Taştekin bunun yazısında devlet idaresi değil kriz kuluçkası diye tanımlamış. Bu kez kriz Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta. Fehim Taştekin Gazete Duvar'da Kıbrıs'a kayın ve terörize siyaset başlığıyla bunu yazmış. Birlikte bakalım. Beştepe bir siyasi soykırım denemesi olarak Kars ve diğer HDP'li belediyelere kayyım atadığı gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün siyasal sistemini felç ediyor. Tam anlamıyla Kuzey Kıbrıs'ı terörize ediyor, vatandaşlarının zekasını küçümsüyor, onurunu çiğniyor, toplumunu parçalıyor. Evet, bu oldu. Kıbrıslı Türkler haftalardır Ankara'nın adadaki seçimlere Başbakan Ersin Tatar'dan yana müdahale ettiğini söylüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ekibi bir yandan, Lefkoşa Büyükelçisi başka bir yandan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan sokaktaki insana kadar herkes tepkili. Bu aşağılayıcı pratikler geçmişte ters tepti, bugün de farklı olmayacak. Denilebilir ki KKTC'deki seçimlere müdahalenin olmadığı bir dönem mi var? Doğrudur. Ama AKP ile birlikte Türkiye içindeki hoyratça ve hukuku tepeleyen işleyiş neyse KKTC'ye muamelede ondan geri değil. Buraya manda muamelesinden daha ağırı reva görülüyor. Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Ege ve Azerbaycan'dan sonra soluk aldırmadan yeni kriz faslı Kıbrıs'ta açılıyor. Devlet idaresi değil, kriz kuluçkası. Maraş'ı açacaklar ama bundan KKTC Cumhurbaşkanı'nın bile haberi yok. KKTC meclisi devre dışı. Ortada Bakanlar Kurulu kararı da yok. Kararı veren Erdoğan. Bu mesele sadece Tatar lehine bir seçim yatırımı olarak görülemez. Erdoğan kafasında barış planını bitirdi. Artık Taksimci, belki de İlhak'tan yana. Beştepe sakinlerinin Kırım'ı Rusya'ya döndüren Ruslara pek özendikleri bile söylenebilir. O yüzden KKTC'nin statüsüne de saygı duymak zorunda hissetmiyorlar. Bugün değil ama yarının gündemidir bu. Kendi günleri de el verirse meseleyi sürükleyecekleri yer orasıdır. Bu siyaset tarzıyla Kuzey Kıbrıs'ın milliyetçi sağcı kesimlerini cepte sanıyorlarsa adanın tarzından da nabzından da haberleri yok demektir. Ankara'nın kaba müdahaleciliği sol kesimleri bezdirdiği gibi sağda Kıbrıs milliyetçiliğini besliyor. Bu cari Türk milliyetçiliğinden farklı. Sağ partiler de çifte telli oynamıyor.
Kıbrıslı Türkler 2010 ve 2015'te Erdoğan'ın el verdiği adayları seçmedi. Bu seferki müdahale ise sağdan sola birçok kesime dokundu. Yani Kıbrıs'ta çarşı karıştı. Bunun bir de uluslararası alandan gelecek faturaları olacak. Türkiye'yi nelerin beklediğini Cuma'dan itibaren daha net görüyor olacağız. Bir medya manşetin daha sonuna geldik. Dediğim gibi önümüzdeki haftadan itibaren medya manşette Mahir Üzmez sizlere seslenecek. Tekrar yeniden gelecek günlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.